أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dersimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim sa'yinizi, sa'yimizi meşgûr eylesin. Dembimizi mağfûr eylesin. Ticaretimizi lentebûr eylesin. Amin. Bütün arkadaşlarımıza hürmet ve selamlarımızı arz ederiz. Kabul buyururlar inşallah. En son babu ya'atil izafe medahibihim fi ya'atil izafe dediğimiz yerden 381. beytin ikinci kısmında, yani ikinci mısrasında kaldık. Oraya kadar 99 tane harften, yani 99 yerden bahsetti. Kendisinden sonra, mütekellim yesinin kendisinden sonra fetha gelen yerler, bunların 99 tanesi budur dedi. 24'ündeki ihtilafı söyledi. Arkasından 75'inin son neticesini çekti. Sonradan da bunlara muvafakat edenleri ortaya koydu. Ve son olarak bakalım ne diyor. Ve an küllihim. Yani cemi'i kurra ve ittefaku ala iskani erba'i ya'atin min hadel bab demiş. Dört yer varmış. Bu dört yerde 99'un dördünde ihtilaf yok yani. Neymiş onlar? Bakacağız hep beraber. Yani bütün imamlar burayı sakin okumuşlar. Hangi kelimeler? Terhamni, teftinni, ittebi'ni, erini. Dört tane kelime saydı. Bunlar nelerdir? Terhamni ekün. Yine Hud suresi. Ve la teftinni. Bu da Tevbe suresinde geçiyor. Ela diye devam ediyor. Fettebi'ni ehdike Meryem suresi. Bir de erini enzur ilek A'raf suresindeki bulunan bu dört tane toplamda bu dört yerde kimse ittifak ihtilaf etmemiş. Hepsini yapmışlar, iskan yapmışlar bu dört yeri. Yani topu topu dört tane yerde iskanda ittifak var. Sonra demiş ki hocam vesnani ma hamsin 52. 52 madde var. Ma kesrin uni. Ne var bunda? Mütekellim yesinden sonra kesreli gelen. Mütekellim yesinden sonra kesreli gelenler var. Toplam 52 tane. Bunlar 52 taneymişler. Evet. Yani vellezî veka ba'dahu hemzetun meksûretun itnâni ve kamsûn. 52 tane böyle var. Evet. Pekala. Veftah. Fetha oku. İbâdî. Şuara suresindeki bi'ibâdî inneküm kelimesini, yeri, orayı yani. İbâdî la'neti. La'neti Sad suresindeki la'neti. 78. ayette geçmiş Sad suresinde. Tecidûnî Kehf suresinde, Kasas suresinde ve Saffat suresinde 3 yerde se-te-ci-dûniye. Evet. Se-te-ci-dûniye. Tecidûnî dedim diyor. Anla sen diyor geri kalanını. Sonra benati kelimesi Hicr suresinde benati inküntüm evet inküntüm fa'ilin var orada. Öyle olması lazım yanlış değilse. Ondan sonra ensari. Evet. Ali İmran'da ve Saf'ta. Men ensari değil mi? Orası me'an dediği zaten hocam me'an dediği yerde en az iki demektir bu. Me'an beraber. Yani bu beraberlik bir kişinin tek başına kalıp da, beraberliği denmez değil mi? İki kişi olacak. Dolayısıyla iki yer var en az. Kim için bu fetha okuma meselesi? Lil medeni. Medeni olanlar kimlerdir hocam? Elif Ca değil mi? Medine imamları, Elif Ca Hazaratı. Evet. Bu 52 taneden şimdi saymaya başladı yine. 52 taneden saymaya başladı. Ve ihveti. İhveti kelimesi Yusuf suresinde ihveti inne 100. ayette geçmiş. İhveti inne burada ihvetiye okuyanlar kimlerdir? Sik Ebu Cafer. Cüt kimdir? Ezrak. Versin Ezrak'ı. Evet. Bu ikisi. Ve amme rusulü diye yeni bir yer başlayacak. Yani şu anda bize saymış olduğu yukarıdaki birinci beytte geçenler 52'den sonra veftah ibadi diye gelen Elif Cah Hazretlerine ait. Ondan sonra bir de ihveti kelimesinde
olan Ebu Cafer ile Ezrak. Ve amme rusuli. Ve amme dediği kim? Elif, kef, ca. Ve amme, elif, kef, ca. Ve rusuli. Bunlar ne yapmıştır hocam? Amme rusuli. Yani Mücadele suresinde geçen 21. ayette geçen rusuliye. Onun devamı nasıl geliyor? Mücadele suresindeki. Hatırlayan var mı? Ve rusuli diye benim aklıma gelmedi. Yani orası Mücadele suresinde orasıymış. Burada vermiş bir takım ayetler ama yok. Evet. Geçiyorum hocam. Şimdi ve bâkil bâbi. Yani Y'den sonra mütekellim Y'sinden sonra kesre gelenleri saymıştı. Toplamda kaç tane bunlar? 52 tane dedi. Mütekellim Y'sinden sonra gelen toplam esleri gelen toplam 52 tane dedi. Bu 52 tanenin fetha olanında fetha yapılanlarını söyledi. Şimdi tekrar aynı kaideyi koyuyor. Ve baqil babi ila sanen huli. Bu baptan geri kalan yani nefsi mütekellim Y'sinden sonra meksur gelen hemze-i meksura gelenlerin bu saydıklarımızın haricindekilerde kim var? İlâ tenen hulî. Elif, hâ, câ. Bitti. Noktayı koydu. Yine muvafakata geçecek. Demiş ki hocam burada onu da söyleyelim. Yani ve fetaha mâ bakiye min bâbil yâ'âti kable hemdetin meksûretin. Hemze-i meksura gelen yerler ve huve isnâni ve erba'un. 52'nin 10 tanesini saymış bize şu anda. Gerine kaldı 42. Bu 42'de 42'nin tamamını kim yapıyor? Elif Haca yapıyor. Mantığını anladınız da hocam buranın. Yine aynı mantıkla beraber iş yapıyor. Elif Haca dedi. Şimdi vafaka başlıyor yine. Gerek onluk kısma muvafakat mı olur? Gerek 52'den 42'lik kısma muvafakat mı olur? Ona bakacağız şimdi. Hangilerine vafaka muvafakat etti? Nerede? Fi huzni huzni kelimesinde ve tevfiki yani huzniye ilallah dediğiniz gibi hocam. Bu bir de ve ma tevfiki illa billah. Bir de Hud suresinde. Birisi Yusuf suresinde, öteki ve ma tevfiki illa billah Hud suresinde. Buralarda muvafakat söz konusu kim için? Kela İbn Amir için. Şimdi hüzni ve tevfiki kelimeleri yukarıda geçmedi. Dolayısıyla bunlar 42'lik bölümde. Doğru mu? 42'lik bölümde. 42'lik bölümde bunlarda otomatik elif haca var mı? Var. Çünkü öyle dedi az önce. 42'lik bölümde elif haca vardır dedi. Ama ne kim eklendi elif haca? Kef de eklendi bu sefer. Kela dedi. Yedi ulen. Ha, bak hafs da eklenmiş yine burada birilerine. Hangisi bu hocam? Yedi olan yani yedi ileyke. Yediye ileyk. Maide suresinde. Ma ene bi basitin yediye ileyk. Değil mi? Ha. Peki yediye ileykte onluk bölümde mi? 42'lik bölümde mi? 42'likte. Eğer onluk bölümde olsaydı o zaman onluk bölümde neredeki kelimeyi söylediyse aynı oraya ilave edecektik. 42'lik bölümde olduğu için biliyoruz ki elif haca var 42'lik bölümde. Bir de aynı ekledik oraya. Ne oldu? Burası مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ اِلَيْكْتَ demek ki elif, ha, ca bir de ayın var. Geri kalan nerede? Yedi ileyk diye iskanda kalacaklar demek ki. Bakalım iskanların da ittifakları var belki. Onu da okuyacağız biraz sonra. Evet varsa tabii. Bilmiyoruz. İleri doğru gidelim. اُمِّي وَاَجْرِي كَمَعَلَى اُمِّي وَاَجْرِي كَمَعَلَى Bu اُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ Maide suresi اَجْرِيَ اِلَا اِلَّا Ha bu da şey söylüyor. İneciye illa. Bravo hocam. Yani saymış Yunus suresinde var. Hud suresinde iki tane var. Şuara'da beş tane var. Sebe'te bir tane var. Evet. Bunlar var. Tabi bunlar da bir yekün tutuyor ha hocam. Yani 52'den sadece bir madde değil bu. 52'nin içinde bunlar da bir yekün tutuyor. Bu toplam 9 tane yerde şimdi ecriye illa diye onluk bölümde bir şey geçti mi? Geçmedi. Demek ki bu da 42'lik bölümde. 42'lik bölümde elif haca var
Ayrıyeten kimde var olduğunu öğrenmiş olduk böylece. İbn Amir'le Hafs'ın da aynı şekilde burada olduğunu öğrenmiş olduk. Evet. Devam ediyor. Yine muvafakatlara devam ediyor. Dua-i abai dümenkis demiş. Dua-i abai dümenkis. Bu kadar. Kaldı orada. Dua-iye illa Nuh suresinde. Abai'ye İbrahim. Yusuf suresinde. Bunlarda muvafakat. Onluk bölüme ise onluk. 42'lik bölüme ise 42'lik bölüme. Muvafakat kim için? Dümenkis, İbni Kesir ve İbni Amir. Ve bena hulfun. Hocam ila Rabbi demiş. Ve bena be. Allah Allah. Normalde be ya onluk bölümde mutlaka bir şeyler yapmıştır. Veya 42'lik bölümde bir şeyler yapmıştır. Bir daha be'yi niye buraya koydu? Bakalım şimdi bir muvafakat söz konusu. İla Rabbi. Yani Rabbiye inneli. Fussilet suresi 50. ayette geçmiş. Burasını hocam Fussilet suresiyle alakalı onluk bölümde bir şey geçmedi. 42'lik bölümde geçmişse geçmiştir. Zaten orada elif var. Elif'in içinde kanun yok mu? Var. Haca zaten onunla beraber. B'yi buraya tekrar almasının sebebi yine hulfün dedi ya. Az önceki gibi hulfünden dolayı ne yapmış oldu? B'yi tekrardan buraya notlamış oldu. Ve küllün eskena. Şimdi iskan optikleri yerlere geçti. Ne kadar güzel bir sistem koydu ya. Baştan şu kadar 52 tane madde diyor. Fetha okuyanları söylüyor. Ondan sonra fethasında ihtilaf olanları yani. Arkasından ittifak edilenleri söylüyor. Arkasından onlara muvafakat edenleri söylüyor. Arkasından da iskan okuyanları, iskanda ittifak edenleri söylüyor. Evet. Ve küllün eskena. Bütün imamlar ne yaptılar? İskan okudular. Neyi hocam? Aşağıda gelecek olan 9 tane kelime var. Ne onlar? Zürriyeti yed'ûneni ted'ûneni enzirni ma'ba'diriden ekharteni dedi. İşte bu mısrada geçenlerde bütün imamlar ittifak halindeler. İttifak ama nerede ittifak? İskanda ittifakta. Zürriyeti dediği yer Ahkaf suresinde geçiyormuş hocam. Zürriyeti inni. Bu bir. Yed'ûneni ileyhi Yusuf suresinde. Ted'ûneni ila. Evet yine Yusuf suresinde. Sonra bir de ve ted'ûneni ileyhi. Bu ikisi afven. Nedir? Bunlar Gafir suresinde. Mü'minde. Afven. Enzirni ila A'raf suresinde. Hicr suresinde fenzirni ila ma'a dedi ya ma'a. Evet iki tane olduğu belli oluyor. Ma'a ba'deriden zid'enden sonra gelen kelime. Kelimenin kendisini söylemiyor da zid'enden sonra gelen hangisiyse onu anla diyor. Ama ne var işte hocam? O 12'lik heceyi de bölmeyecek ya. Ölçü var ya ölçü. Yani zürriyeti yed'uneni ted'uneni 12. Enzirni ma'ba'de riden ekharteni. Bu 12'yi kırmayacak ya. Yusaddikuni dese gitti 14'e. Riden iki kelime. Yusaddikuni 5 hece. O 2 hece. Ondan dolayı diyor ki ma'ba'de riden. Riden'den sonraki. Halbuki oraya kadar hep Yusaddikuni söylemedi mi zaten? Tek tek kelimeleri saydı. Ama geldi orada diyor ki Riden'den sonra gelen hangisiyse o. Ya burada mübarek şairlik tarafını da döktürüyor yani. Evet. Pekala. Ekharteni bir de. Ekharteni. Yani ekharteni ila münafikun suresinde. İşte bu 9 tane yerde toplamda kelimeler 9 tane değil. Dikkat edin. Zürriyeti yed'uneni ted'uneni enzirni. Ondan sonra bir de rid'en ekharteni. 6 kelime var ama bir iki tanesi birkaç tane ya. 9 oradan çıkıyor yani. Evet. Mesela yed'uneni, ted'uneni işte bu ikisi diyor şeydedir, gafirdedir. Enzirni A'raf suresinde, fenzirni Hicr suresinde, bir de Sad suresinde var diyor. Yani böyle bunları tek tek saymış. Ne oldu? 9'a çıkmış oldu bu şekilde. En son Akharteli ile beraber. Hocam biz 2 bölümü gördük şu anda. Mütekellim yesinden sonra fetha gelenler 99'dur. 99'un 24'ü fethasında
İhtilaf edenler, yani şunlar 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 saydı. O 24'ten 75'i geri kalan baptır dedi. Falancalar bunu yapar dedi. Ve bâkil bâbi hilmun hammelâ diye söyledi az önce. Ondan sonra onlara muvafakat edenleri söyledi. Arkasından iskanda ittifak edilenleri söyledi. Ondan sonra geçti. Mütekellim miyesinden sonra kesre gelenler dedi. Bunlar da 52 tanedir dedi. Aynı şekilde fetha okuyanlar. Aynı şekilde işte o fetha okuyanların haricinde 10 tane madde farklı farklı imamların arasında paylaşıldı. Onun haricindekileri 42 tanesini standart bir kaideyle beraber belli bir şeye koydu. Alana koydu diyelim. Ayrı bir şekilde değerlendirdi. Onların da muvafakatlarını ve iskanlarını söyledi. Şimdi dedi ki ve'inde zammil hemzi. Bunlar ne? Mütekellim yesinden sonra zamme gelenler bu sefer. Bunlar kaç tane? Aşrun. 10 taneymiş. Feftahan fetha oku. Meden elif ca için fetha oku. Neyi fetha okuyacağız elif ca için? Ve inni ufi ve inni ufi. Evet. Yani inni ufil keyle değil mi? Enni mi diyor hocam? Afven ve enni ufi. Doğru ayet de öyle zaten. Enni ufil keyle mesela. Yusuf suresinde bir hulfi temen ama bu. Ebu Cafer burada hulüfle. Yani elif ca var. Doğru. Fetha okuyor ama Ebu Cafer'in burada hulfü varmış. Lil külli. Bütün hepsi 10 taneden sadece bir tanesi o zaman devre dışı değil mi? Öyle anlaşıldı. Evet 10 tanedir dedi. Onlardan bir tanesini saydı. Lil külli hepsi yani cemi-i kurra sekenet de yani sakin okumuştur. Atuni bi ahdi. Atuni ufrig aleyhi bir de bi ahdi ufi. Bunları bu iki tanesini isken okumuş. Bütün bu iki tanesini isken okumuşlar. Ne çıktı piyasaya? Şimdi dedi ki 10 tanedir dedi. Bu 10 taneden bir tanesi enni ufil keyle. O da yani. Burasını elif ca arasın. Elif ca için fetha okuyanlar bunlardır bu kelimede dedi. Otomatik Ebu Cafer'le Nafi ile Ebu Cafer'in haricinde kalan 8 tane imam burayı isken okuyacak zaten. Yani bu kelimeyi isken okuyacak. Ondan sonra da Atuni bir de Bi'ahdi bu iki tanesini isken okudular bütün kıraat imamları dedi. Bunu da devre dışı bırak. Geriye ne kaldı sana hocam eline? 7 tane madde kaldı. 7 madde kaldı. O 7 maddede pekala kim ne yaptı? Demiş ki affen küllül kurra'i eskene atuni üfrih Kehf suresinde bir de Bakara suresindeki üfi bi'ahdi. Geri kalan bu 10 tane yani kendisinden sonra şöyle bir toparlayacak olursak kendisinden sonra zamme gelen yer 10 tane. Bir tane yerde ittifak elif ca diyelim ki fetha okudular. İki tanesini isken okudular. Geri kalan yerler fetha okundu demektir. Nokta. Evet. Pekala. Onları bile saymış burada. Ve inniye ve inni u'iduha. İnni uridu. İnni u'azzibuhu. İnni umirtu. Azabi usibu. İnni üşhidu. İnni ufi. İnni ülkiye. Bunları tek tek böyle saymış. Ve inde lamil urfi. Dedi ki lam-ı tarifli gelenler var dedi. Altı babın altı faslın üçü bitti böylece. Mütekellim yesinden sonra fetha gelenler bitti. Mütekellim yesinden sonra kesre gelenler bitti. Mütekellim yesinden sonra zamme gelenler bitti. Dedi ki lam-ı tarifli olanlar var demişti. Lam-ı tarifli olanlar. Değil mi hocam? Evet. Bravo hocam. Ya hocam maşallah. Ve inde lamil urfi erba aşarat. Bunlar kaç tane? 14 taneymiş. 14 taneymiş. Mesela onları da sayıyor. Ve inde lamil urfi lamil urf yani elif lam takısının geldiği yerler erba aşarat kaç tanedir? 14 tane dedi. Rabbi yellezî harrama rabbi messenî el âhirân âtânî ma' ehlekenî erâdenî ibâdil enbiyâ sebâ fuz. Buraya kadar getirdi meseleyi. Şimdi füz
İmam-ı Hamza doğru mudur? Doğrudur. İmam-ı Hamza'ya ait bu yukarıda saydığı bütün işler. Yani Bakara suresindeki Rabbiyellezî yuhyî ve yumît bu bir. Ondan sonra A'raf suresinde geçen harrama rabbiyel fevâhişe. Enbiya suresinde geçen messeniye durru. Sad suresindeki messeniye şeytanu. Messenil âhiran dedi ya. Messenil âhiran. Bu messenil âhirandan kasıt son iki tanesi. İlk iki tanesi diyor ki messeniye su'u, messeniyel kiberu. Birisi A'raf suresinde, birisi Hicr suresinde geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de toplam dört tane var diyor. Bu iki tanesi orada geçti. Diğer iki tanesi malum olduğu üzere o zaman Enbiya suresi, değil mi? Hicr suresinden sonra, çok çok sonra hem de. Enbiya suresinde ve Sa'd suresindekileri kastediyorum diyor. El-Ahiran kelimesiyle beraber başka bir şey anlamana gerek yok. A'raf suresinde ve Hicr suresinde geçenler bizi ilgilendirmez diyor. Âtâni mâ ehlekenî. Âtâniyel kitâb, Meryem suresi. Ehlekeniyallâhu, Mülk suresi. Buraları. Sonra Eradeni, Eradeniyallahu Zümer suresi, İbadel Enbiya, Enbiya suresindeki İbadiyes Salihun burası. Bir de Seba, Sebe suresindeki İbadiyes Şekur, İbad kelimesi geçince Enbiya'da var, Sebe suresinde var. Bu ikisini hocam, bu ikisini yukarıdan anlattığı üzere bir önceki beytlerden İskan'dan gelmişti. Hatırlarsınız. Demişti ki yani bir öncekiyle konuyla alakalı bir ahdi sekenet dedi ya. Oradan itibaren anlıyoruz ki füz yani İmam-ı Hamza burada sayılan Rabbiyellezî'den itibaren Seba diye bitirdiğimiz Mısra'nın bitişine kadar olan yerleri ne yapmış? Hep İskan'la okumuş. Rabbillezî harrame rabbil fevâhişe messeni zurru mesela gibi messeni şeytanu gibi. Evet. Bunların hepsini İmam-ı Hamza iskanla okumuş. İmam-ı Hamza bunları iskanla okuduysa es-sual geri kalan ne okudu? Geri kalan fetha okudu. Otomatik. Değil mi? Yani messeniye zurru. Bir kere kendimizden biliyoruz öyle olduğunu. Yani Hafs'tan biliyoruz. Normalde tabii böyle bir usul yok. Kendimizden biliyoruz diye. Kitaba bakacaksın sonuçta. Kendimizden. Ya Hafs değilsen ben ne olacak? Evet. لِعِبَادِي شُكْرُهُ رِضًا كَبَى لِعِبَادِي لِعِبَادِي kelimesi لِعِبَادِي diye kastettiğimiz hangisidir? قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İbrahim suresindeki يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا değil mi? El-Mülkü de geçiyor bu malum. شُكْرُهُ رِضًا كَبَى شُكْرُهُ derken şın yani hah revih değil mi? Vagaş diyoruz ya hocam. Vagaş, va, Şeyh Yakup, gayın, rüveys, şın, hah. Şükruhu, onun şükrü. Buyur hocam, dedin ya az önce, onun şükrü. Füz, kurtar veya kurtulur. Li ibadî kullarım, şükruhu. Kullarıma lazım olan nedir? Şükürdür veya şükürle kurtulur. Rılan, rızayı ererler. Yani bunun mutlaka dediğimiz gibi nesi var? Her bir kelimesinde bırak, vücuhatı anlatırken aynı zamanda edebiyat döküyor. İmam-ı Cezir Hazretleri gel de bunu ben bunu yaparım dersin. He, ya şiir yazarsın veya vücuhat anlatırsın sen. Senin kapasiten bu. Ama diyor ki İmam-ı Cezir Hazretleri ben diyor şiir de yazarım sana. Bir taraftan diyor sana vücuhat da anlatırım. Bunu yapıyor yani. Evet. Pekala. Ne kadar güzel. Eradeni mesela erade kastetti. Ni beni. Ney? İbade kullarım. Veya kullarım beni kastetti. Ben kullarımı kastettim. Kullarım beni benden istedi. Neyi? El-Enbiya peygamber istediler benden. Yani mucizeleri istediler. Peygamber Seba. Ne? Sebe kavmi. Sebe. Vardı ya. لَقَدْ كَانَ لِسَبَيْنْ ف۪ي مَسْكَنِ هِمَايَ Sebe. Fuz. Kurtuldular. Fâzeye fuz fuz. Veya fuz sen kurtar. لِعِبَادِي kullarımı. Değil mi? Kullarımı kurtar. Onlara lazım olan şükruhu. Bu işin şükrü. Yani peygamberlere tabi olmak. Ki orada mesela Sebe suresinde neler anlatılıyor değil mi hocam? Yani Sebe suresine girdiğin zaman Süleyman aleyhisselama işte وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا Biz ne yaptık? Davud'a hem de kendimize Davud'a bir fazilette bulunduk, bir ihsanda bulunduk. Geliyor Süleyman aleyhisselama verdiği ikramlardan bahsediyor Allah-u Teala. Ondan sonra ne kadar güzel. لَقَدْ كَانَ لِسَبَيْنْ ف۪ي مَسْكَنِ هِمَايَةً
Onların diyor meskenlerinde kendilerine deliller var zaten. Oturdukları yerlerde. Cennetan an yemini ve şima. Sağından solundan bahçeler var. Beldetun dayibetun ve Rabbinu gafur. Hem tertemiz belde hem bir taraftan Rablerinden mağfiret var. Böyle bir yerlerde yaşıyorlardı. Allah onlara neler vermişti? Ve cealna beynehum ve beynel kura leti barakna fiha kuran zahireten fiha ve kaderna fiha seyir. Öyle bir yaptık ki sıra sıra diyor böyle peş peşi gelen şehirlerde emin emin dolaştıkları siru fiha leyaliye ve eyyamen aminin geceliğin hem de istediğiniz gibi dolaşın burada emin emin dolaşın bu kadar güzel yerleri şimdi acayip abi oraya girdik mi bir tuhaf oluyor. Tefsirci değilim ha. Buradan bunu anlamayın sakın. Öyle bir niyetim yok zaten. Ama tefsirci olmak isterdim yani. Almak da lazım. Evet. Sebe suresi. Yani buradan al sana sadece bir mısradan arkasından bir de şu kadarcık bilgimizle beraber tefsirle alakalı konusunu diyorum. Yani bak neler geldi. İmam-ı Cezeri Hazretleri bu. Bir taraftan Erabileri, İbadil, Enbiya, Seba. Yani Enbiya suresinde, Sebe suresinde geçen ibad kelimesi. Bunları al. Bu cihatı yap ama bir taraftan da sana nasihatime bak diyor yani. Evet. Şükruhu ridan keba. Evet. Aha baksana hocam keba demiş. Mesela bak burada sözü işaret etmiş. Keba nev'un minel ud. Yubekharu bihi. Kendisiyle buhur verilen bir ud türü. Keba. Keba. Yani ridan keba. Böyle bir kokuya bürünürsünüz. Razı olursunuz. Böyle mis gibi bir hava eser gibi böyle bir şey var yani işin içinde. Ve fin nida. Ha bir de nida var. Nida var. Şurayı hemen son olarak toparlamış olalım. İbadi kelimesinde kulli ibadiyellezine amenu yukimussalah İbrahim suresinde dedi ki ridan fera. Kef İbn Amir bir de ha bunları ne yaptılar hocam? İskan okudular. Yani iskanını söyledi. Geri kalanlar da hep fethada. Evet. Bunu anlamış olduk buradan. Pekala. Ve fin nidahimen. Ve fin nidahimen de aslında bırakmış olalım. Bir sonraki derste hem konu başlığı olması itibariyle güzel olur. Cenab-ı Hak hepimize güzel anlayabilmeyi, anlatabilmeyi nasip eylesin. Rabbim dersimizi tayyibe eylediği gibi ömrümüzü de tayyibe eylesin inşallah. Gelmiş geçmişlerimizin ruhlarına El Fatiha.